insandır. Ve muttaki insan şu en önemli ayeti yapan insandır. İnanan ve başkaları için iyi ve faydalı şeyler yapanlar. Bakın burada önemli bir kavram var. Hepinizin bu ara günde, gündelik hayatınıza da giren bir kavram. Salihat ve hasenat. Bu bence aslında bizim yolumuzu ayıran şey bu. Müslümanlar maalesef ta en baştan beri biz yanlış yola saptık. Biz salihatı daha öne çıkaracakken biz hasenatı daha öne çıkardık. Diyecektiniz salihat nedir? Salih şey şu demektir. Başkaları için kendini göz ardı ederek başkaları için yaptığın şey salihattır. Hasenat nedir? Kendini geliştirmek için yaptığın şeylerdir. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, hacca gitmeniz, örtünmeniz ve güzel sözler söylemeniz bunlar arasında hasen şeylerdir. Ve bu hasen şeyleri yaparsanız muhsin olursunuz. Hiç dikkat ettiniz mi? Kur'an'da şeye pek rastlamazsınız. İnanan ve hasenat yapanlar kurtulur demez hep inanan ve salih amel yapanlar kurtulur der. Çünkü aslında hasenat bizim için nedir? Hasenatı ben hep şeye benzetiyorum. Futbolu bilenler için aslında maça çıkmadan önce yapılan antrenmanlardır. Namaz kılmalısınız, oruç tutmalısınız, hacca gitmelisiniz ama bunlar hep ne için yapmalısınız? Kendinizi geliştirip başkaları için bir şey yapmak için yapmalısınız. Yoksa namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, hacca gitmenizin bir mantığı olabilir mi? Düşünün sürekli antrenman yapıyorsunuz, maça çıkmıyorsunuz. E maça çıkmayacak bir takımın antrenman yapmasının çok da fazla bir mantığı yoktur. Müslümanların bence anlaması gereken temel şey budur. 40 yaşından sonra ölen bir toplumuz biz. 40 yaşından sonra her şeyi bırakan cami önlerinde ölmeyi bekleyen, sürekli hasenatlarla sürekli kontür attırmaya çalışan, artık sevap denilen o kontürden ne kadar biriktirirsen kupon biriktiren şey ablalar gibi sürekli kupon biriktiren bir canlı grubuna döndük. Bence bunu unutmalıyız. Aslında bizim yeni kuponumuz şudur. Başkaları için bir şey yapmaktır. Yani aslında bizim salih insanlar olmaya çalışmamız bizim kurtuluşumuzdur. Çünkü Allah'ın projesi aslında salih insandır. Yani başka için her şey için yıldızlar, güneş, gezegen, insan, hayvan her ne varsa onlar için bir şey yapan üretken insan asıl projede zaten budur.